mısınız? Hesabı alabilir miyim? Hemen geliyor. Yani sana inanamıyorum Avni. Maşallah bakıyorum da Hızır gibi her şeye yetişiyorsun. Sen beni ne sandın hayatım? Hayatım mı? Bana bak sen bakayım, bak bakayım. Ne oluyor sana ayol? Burada çalışmaya başladığından beri şöyle bir kendine geldin. Gelirim herhalde hayatım. Çünkü her an dizinin dibindeyim. Dur şu hesabı kapatayım, bak sana ne söyleyeceğim. Hadi kapat da gel bakayım. Buyurun, hesabınız. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hesabı da tam verdik, tipsiz. Ne söyleyeceksin? Söyle bakayım. Bak, son müşteriler de kalktı gittiler. E'si var mı? Bak, ne diyorum biliyor musun? İstersen kafeyi kapatalım ama eve gitmeyelim. Aa, nasıl yani? Şöyle yani. Açalım müziği, kısalım ışıkları, yakalım mumları. Yani kafede bir fantezi yapalım. Avni, sen mi söylüyorsun bunları? Vallahi burada çalışmaya başladığından beridir bir haller oldu sana. İyi mi kötü mü? İyi tabii iyi. Bundan iyisi Şam'da kaysa değil mi? Bak perileri görmeye görmeye şöyle bir toparladın kendini. Yakışıklı kocam benim. Avni, erkeğim. Bir dakika. Ne? Eksik olan bir şeyi de tamamlayalım ondan sonra. Ne eksik? Kafede ne eksik? Ne? Şarap. Evet, şarabı bir koş alıp geleyim. Ondan sonra tam olsun kafede fantezi. Ay. Şarap mı? Fantezi mi? Ay bu Avni mi? İnanamıyorum yani, inanamıyorum. Torunuma isim verilecek, ben orada yokum. Bu nasıl vicdansızlık, bu nasıl insafsızlık? Olacak şey değil. İyi geceler. İyi geceler Perihan, iyi geceler. İyi geceler. Senin niye öyle kulakların düşmüş bakayım Taceddin'cim? Yok bir şey canım, yok bir şey. Nereye bakıyorsun öyle masum masum? Anladım. Dudu seni götürmedi diye bir parça kırıldın, alındın değil mi? Evet, herkes orada, ben buradayım. Alınıyorum, kırılıyorum Perihan. Nihayet ben de o bebeğin dedesiyim. Aman, aldırma be Taceddin'cim. Dudu işte, bilmez misin? Bazen böyle düşüncesizlikler yapıyor. Neyse, boş ver. Bebeğine at koyacaklarını söylediler mi biliyor musun? Bilmiyorum, şimdi söyleyecekler herhalde. Zavallı Dudu, onun adını koyacaklarını sanıyor. Ne? Onlara o kadar çektirdin, senin adını koymazlar dedim ama dinlemedi. Burnu bir karış havada, çekti gitti. Ay dur Taceddin, açalım aynanın sesini de biz de duyalım. Gördün mü? Evet. Artık yemeğimizin sonuna geldik sayılır. Yeğenimin adını çok merak ediyorum. Söyleyin hadi. Ayol ne var bunda bu kadar heyecan yapacak? Eninde sonunda öğreneceğiz. Nasıl bu kadar soğukkanlı oluyorsun Dudu anlamıyorum. Eda, yoksa annene söyledin mi? Yok canım olur mu öyle şey? O da herkes gibi burada öğrenecek. Evet evet ben de bilmiyorum. Ama tabii bazı tahminlerim var. Bir dakika bir dakika. Önce bu güzel ismin bu güzel çocuğa şans getirmesi için kadeh kaldıralım. Hadi evet. İşte büyük an. Kalk Yavuz. Artık kızımızın ismini sizinle paylaşacağız. Öncelikle kendisine bu ismi verirken ona her yaşta yakışabilecek bir isim olmasına çok dikkat ettik. Ve sevdiğimiz birisinin anısını taşımasını istedik. Eda başta buna sıcak bakmadı ama daha sonra bana hak verdi. Ona kızımıza bu ismi koymaya izin verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi sıkı durun. Kızımızın adı... Toprak olacak. Toprak mı? Evet baba. Hem annemin adı. Olamaz. Bence de olamaz. Eyvahlar olsun. Dudu kıskançlıktan çatlayacak. Vah vah. Peri olduğu için tabii çatlamayacak ama... ...neler yapacak orasını ben bile kestiremiyorum. Yazıklar olsun! Anne! Anne ne kadar güzel bir isim. Niye şimdi yazıklar olsun diyorsunuz? Madem koya koya o rahmetli rahmetli annenin adını koymuşsun, benim de adımı koysaydın. Hayır, istemem. Anneciğim, niye alındın şimdi? Hem ileride bir bebeğimiz daha olursa ona da sizin isminizi veririz. Ben neden ikinci sırada oluyorum? Anneciğim, çünkü sen hayattasın. Benim de adımı verin, benim de anımı yaşatın istiyorum. Anne, siz anı filan olamazsınız, siz ölümsüzsünüz. Sonsuza kadar yaşayacaksınız. Anne, bakın böyle bir günde ne olursunuz bu meseleyi bu kadar büyütmeyin. Toprak da kimmiş canım? Toprak kim? Kimin neyin nesi? Niye benim adımı vermezler? Rahmet değişim için böyle konuşmasan Dudu, kırılıyorum. Anneciğim, bir dahaki çocuklarına sizin adınızı verirler. Bakın ne olursunuz şu güzel aile emeğini mahvetmeyin. Hem ne malum ikinci bir çocuk yapacakları. Ben birine zor razı oldum. İkincisi ne demek? Asıl bu ne demek? Ha, bu gece kızlarıma sizin gibi şapşallara verdiğim için pişman oldum demek. Anne? Anne? Annem anne demeyin bana, annem anne demeyin bana damat bozuntuları. Sizler bozdunuz kızlarımın huylarını. Sizlerle evlenmemiş olsalardı sizin annenizin adını değil benim adımı verirlerdi. Bıktım usandım artık. Bıktım sizden. Hay Allah! Ne oldu şimdi? Çocuklar gidin özür dileyin. Toruna onun adını da verin bari gönlü olsun. Dediklerini duydum baba. Bir daha onu görmek istemiyorum. Ben de görmek istemiyorum Betüş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Renkli